bizleri Cumhuriyet'e emanet eden, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Her alanda olduğu gibi spora, gençliğe ve eğitime önem veren Ulu Önder Atatürk'ün şu sözleri sizlere her zaman ilham kaynağı olmuştur. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. 13 yıldır karate sporuyla uğraşıyorum. 11 yıldır lisanslı sporcuyum. Küçük yaştan beri yetişiyoruz. Aynı şekilde benim kardeşim de sporcu. O da mı karate öğreniyor? Evet. Evet. Karateciyiz yani, ailecek. Ailede karate gelenek haline geldi galiba. Evet. Bizden sonraki diğer nesillerde. Umarım bir gün İstanbul'da karşılaşırsak benim dikkat etmem gerekiyor. Başkanım, sizi ulaşacakların dikkat etmesi gerekiyor. Güzel. Bence. 2010 yılından beri güneş branşıyla uğraşıyorum. 23 yaşındayım. Birçok Türkiye şampiyonlukları, Avrupa ve Dünya madalyaları elde ettim. Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde kaleciyim. Yedeyir Genç Spor Kulübü'nde kaleciyim. Takım nasıl? Takım iyi gidiyor mu? Gayet iyiyiz. Şu an 4. sıradayız. Ben atletizm dalıyla uğraşıyorum. Adana'dan katılıyorum şu an görüntü olarak. Aile Adana'da değil mi? Adana'da yaşıyoruz. Evet. Adana bu aralar oldukça sıcak galiba bildiğim kadarıyla Adana. Yanıyor şu an yani Adana oldukça. Evet. Benim sporum dağcılık. Türkiye'de pek bilinmeyen bir spor ve hani pek bilinmediği için geliştirilemeyen bir spor. Geçen sene Türkiye şampiyonluğum var. Bu sene Türkiye'nin bölge yarışmalarında şampiyonluğum ve derecelerim var. Sizlerden bir isteğim daha var. Sporun tamamıyla siyasetten arındırılmış bir şekilde sporcunun başarısı için yeteneği doğrultusunda desteklenmesini talep ediyorum. Sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek, başarılarınızı dinlemek gerçekten beni de gururlandırıyor. Özellikle yerel yönetimlerin sizin başarınıza katkı vermesi, sizi desteklemesi, önünüzdeki engelleri kaldırması çok ama çok değerli. Her gencin mutlaka bir sporla bir şekliyle tanışması, bir şekliyle spor yapması çok önemli. Hayatımızın bir parçası olmak zorunda aslında spor, sağlıklı yaşamak için. Belki profesyonelce bunu yapmıyoruz ama bir şekliyle yürüyüş yaparak, koşarak, mahalle aralarında, yeşil alanlarda top oynayarak hemen hemen herkes bir şekliyle sporla tanışmıştır. Ama siz profesyonelce yapıyorsunuz, uluslararası yarışmalara katılıyorsunuz, başarılar elde ediyorsunuz, bayrağımızı göndere çekiyorsunuz. Dolayısıyla siz o mücadeleyi verirken, başarıyı elde ederken bizler de bazen evimizde, bazen caddede, bazen okulda, bazen genel merkezde, bazen arkadaşlarla sohbet ederken sizin başarılarınızı dillendirerek biz de kendi adımıza gurur duyuyoruz bize bu sevinci yaşattığınız için. Spor evet bir mücadele alanı, çünkü bir yarışma alanı, giriyorsunuz yarışmaya, uluslararası arenada rakiplerinizle bir araya geliyorsunuz. Onlara sağlanan imkanlarla sizlere sağlanan imkanları da zaman zaman belki karşılaştırıyorsunuz. Ama şu bir gerçek, gerçekten de Türkiye'de spor yapmak isteyen, mücadele etmek isteyen, sporda başarılı olmak isteyen gençlerimiz var. Bir arkadaşımız söyledi, sporla uğraşalım güzel, başarı elde edelim o da güzel ama atama bekleyen öğretmenler var özellikle spor konusunu anladığım kadarıyla. Onların da atanmaları gerekiyor, onların da iş sahibi olması gerekiyor. Özellikle sporda belli bir noktaya gelen kişilerin yeni sporcuları yetiştirmek için onun kendi birikimini genç kuşaklara, yeni kuşaklara aktarması gerekiyor. Karşılaştığı sorunları aktarması gerekiyor. Sorunları nasıl aştığını anlatması gerekiyor. Bunlar çok önemli ve çok değerli. Elbette ki Atatürk'ü anmak sıradan bir olay değil. Atatürk'ün hedeflerini, ilkelerini anlamak gerekiyor. Yani işin özünü anlamak gerekiyor. Nasıl mücadele verildiğini anlamak gerekiyor. Bağımsızlık mücadelesinin kolay olmadığını, Cumhuriyet'in kuruluşunun kolay olmadığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun kolay olmadığını, sarayın yani padişahın tebaasından Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız özerk vatandaşı olmak gibi bir sürece evrilmenin kolay olmadığını,
üniversiteleri bilgi öğreten, kalkınan, büyüyen bir Türkiye'nin ayağa kaldırılmasının kolay olmadığını, Lozan'da verilen mücadelelerin, Sevr'de yapılan kayıpların bir şekliyle öğrenilmesi ve aktarılması gerekiyor. Sizler sporda başarılı olduğunuz sürece, uluslararası arenada ses getirdiğiniz sürece emin olun, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı bulan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki yankıları olacaksınız, dünyadaki başarıları olacaksınız. Bu çok önemli bizim açımızdan. Atasporundan tutun yeni spor alanlarına kadar, Uzak Doğu sporundan tutun başka ülkelerin spor alanlarına kadar hemen hemen her gencimiz bir şekliyle ilgi alanını duyduğu, ilgi alanı olarak kabul ettiği veya duyduğu yerlerde, alanlarda spor yapıyor. Bu bağlamda hepinize teşekkür borçluyuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin daveti üzerine geldiniz. Size söz verdim zaten, söz gençlerindir diye. Siyasetçilerin gençlere daha fazla önem vermesi gerektiğini de altını özenle çizmek isterim. Bizim parti tüzüğünde bir değişiklik yaptık ve %20 gençlik kotası getirdik. Şu anda parti meclisimizin %20'si gençlerden oluşuyor. Siyasete ilgi duyun, siyaseti sorgulayın, CHP de dahil olmak üzere siyaseti sorgulayın. Yanlışımız varsa onu, eksiğimiz varsa, hatamız varsa bir şekliyle dillendirin. Doğruyu bulmayı, gerçeği bulmayı, kendinizi bir anlamda yönlendirin, doğruyu bulacağım diye, gerçeği bulacağım diye yönlendirin. Siyasetteki hataların topluma maliyetlerini de sorgulayın. Bütün bunlara bakmak gerekiyor. Spora ayrılan kaynak yeterli mi? Hayır, yeterli değil. O zaman şu soruyu soracak. Bütün gençler, hepiniz vergi ödüyorsunuz. Doğduğunuz andan itibaren. Hepimiz vergi ödüyorsak bizim ödediğimiz vergiler nereye harcanıyor? Eğer spora ayrılan kaynak yetersizse o soruyu soracaksınız. Ben vergi veriyorum. Su içerken veriyorum. Arabaya binerken veriyorum. Taksiye binerken veriyorum. Uçağa binerken veriyorum. Ekmek alırken veriyorum. Kefen bezi alırken veriyorum. Her şeyde teneffüs ettiğimiz hava hariç her şeyde vergi ödüyoruz. Kalem alırken de, kağıt alırken de, defter alırken de, kitap alırken de vergi veriyoruz. Madem ben vergi veriyorum ve ben sporcuyum, o zaman benim ilgi alanıma yani spora neden daha az kaynak ayrılıyor diye sorgulamanız lazım. Bunu sorduğunuz andan itibaren, beraber güçlenerek sorduğunuz andan itibaren şu ortaya çıkacak. Demokrasi Türkiye'de çok daha güçlü olarak ortaya çıkacak. Çünkü demokrasinin çıkış noktası ödediğimiz vergilerin nerelere harcandığının devleti yönetenlerin hesabını vermesidir. Eğer o hesabı sorduğumuz zaman demokrasiyi de pekiştirmiş olacağız. Atatürk'ün de en büyük özlemi demokrasisi zaten. Süreç içerisinde meclisin açılması, cumhuriyetin kurulması, çok partili hayata geçirilmesi ve demokrasinin bundan sonra da gelişen koşullara, sadece Türkiye'de değil, dünyada da gelişen koşullara uygun olarak demokrasinin gelişmesi hepimizin ortak özlemidir. Demokrasi gelişirse siz daha güzel spor yaparsınız, daha iyi koşullarda spor yaparsınız. İşsiz kalmazsanız her birinizin bir şekliyle işi olur, gücü olur. Merak ettiğiniz veya sevdiğiniz alanlarda çalışma imkanına kavuşmuş olursunuz. Bugün saat 19.19'da Anıtkabir'e gideceğim arkadaşlarımla beraber. Atatürk'ün mozalesine, mezarına karanfiller bırakacağız. Atatürk'ü anmak amacıyla hepinizin, ailelerinizin, kardeşlerinizin, yakınlarınızın, ablalarınızın, dayılarınızın, yeğenlerinizin, amcalarınızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.